Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. F1 Kimya Team kalemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık sezonun sonuna doğru geliyoruz. Meksika Grand Prix'sindeyiz. Meksika yarışı yapıyoruz. Son 3 yarıştayız. Q2'deyiz. Bu yarışta arkadaşlar eğer galibiyet alabilirsek şampiyonluğu ilan etme şansımız çok yüksek. Son 2 yarışa çıkarken şampiyon olarak çıkabiliriz. Şimdi Q2'de ilk turumuzu tamamlıyoruz. Q1'i direkt geçme arkadaşlar, sıkılmayın diye. Bu yarışta arkadaşlar bu videoyu da bayram ilk gün atmayı düşünüyorum. Hepinizin bu arada bayramı mübarek olsun. Görüyorsunuz Leclerc ortamurla geçmiş. 9 sırada sonra da elenebilmiş. Aynı Amerika'daki gibi. Q3'teki ilk turumuza çıkıyoruz. İyi olduğum pist edemiriz arkadaşlar. Buraya da genel anlamda severim. Hızlı bir pist. Buradaki düzlük hızı zaten biliyorsunuz Formula 1 tarihinde en yüksek hızlara ulaşan pist edemirisi. Biz 352 falan gördük. Bu ara bu pistte Meksika'da Perez 370 falan gördü diye hatırlıyordum 2017 yılında. Şu an turumuz çok iyi değil. Bu arada arkadaşlar artık son iki videoya doğru gidiyoruz. Bu sezon sonra videoyu artık sezonu bitiriyorum My Team kariyerimize. Artık 2021'deki oyuna odaklanmak için çünkü yani biraz da sıkıldım artık oyundan. Çok bir şey kalmadı. Her şeyi başardık. Takımlar şampiyon olursak pek bir şey kalmıyor. Turumuzu bitiriyoruz. Ve 1.14.294 ile en hızlı tur alıyoruz. Çok da iyi tur değildi aslında ama yine de ilk sıradayız. Leclerc baya bir geride kalmış gibi gözüküyor. Şu an ilk 5'te gözükmüyor. Turumuza başladık. Havada biraz karardı Meksika'da. Sergio Perez'in kendi biliyorsunuz burası burada. Burada biraz iyi frenleyemedik ama buranın çıkışında belki bir iyi bir çıkış yakalayabiliriz dedim. Evet, çok güzel bir çıkış yakaladık. 0.2 saniye kazandık şu an. İlk sektörde. İki sektörde bir de mor sektörle geliyoruz. 1.4 saniye geliştik turumuzu. Bakalım ilk sırayı aldık mı? Almış bir büyük ihtimalle. İlk sırayı alıyoruz. Pole. Çok rahat bir şekilde pole pozisyonu alıyoruz Meksika'da. Ön tarafta çarpıyorduk orada galiba Magnussen'in o da. Ve takım arkadaşımızın 0.6 saniye önünde. Çok rahat önündeyiz. Lewis Hamilton bayağı geride kalmış 7. sırada o da. Güneşli bir havada Meksika'da, Mexico City'de 20. yarışta devam ediyoruz kariyerimize. Dediğim gibi bu yarışı kazandığımız takdirde Hamilton'ın kaçıncı olduğuna bakmaksızın şampiyon olacağız. Brezilya ve Abu Dhabi'ye gitmeden garantilemiş olacağız. Şimdi hep birlikte grid'e bakıyoruz. İlk iki sıradan kalkıyoruz. Meksika'da. Üçüncü sırada Valtteri Bottas. 4. Alexander Albon. 5. Carlos Sainz. 6. Lewis Hamilton. 7. Magnussen. 8. Esteban Ocon. 9. Pierre Gasly. 10. Daniel Ricciardo. 11. Sergio Perez. 12. Stroll. 13. Kvyat. 14. Alesi. 15. Russell. 16. Max Verstappen. Grid cezası alınmış. 17. Giovinazzi. 18. Zeviriş. 19. Lando Norris. Bayağı geride kalmış. Latifi 20. Mick Schumacher 21. Ve Roman Grosjean 22. sırada. Yumuşak hamurla başlayıp orta hamurla tek bit yapacağız. Benzinimizi klasik bir şekilde her zaman azalıyoruz. Burada start çok önemli arkadaşlar çünkü çok uzun bir düzlük olduğu için yani atak yeme şansımız çok yüksek eğer iyi bir start alamazsak. Ve ışıklar yanmaya başladı. Meksika'da start vermek üzereyiz. Startı verdik. Çok iyi bir çekişe kaldık şu an. Diğer pilotlara karşı Leclerc bayağı bir geride kalmış durumda. Şu an Bottas'ın çok rahat önündeyiz. Leclerc orta hamurla kalkmanın dezavantajını yaşamış durumda startta. Çok rahat bir şekilde ilk virajı lider geliyoruz. İlk viraj lidere dönüyoruz çok rahat bir şekilde ve arkada sarı bayraklar var. Bir temas oldu galiba ya da yavaş dönen arabalar olduğu için belki de. Ve güvenlik aracı. Daha ilk sektörü tamamlamadan güvenlik aracı giriyor. Birazdan bakacağız ne olmuş olaya. Daha ilk sektörü tamamlayamadan güvenlik aracı girdi. 5 saniye ceza almış Albon. Star Depp'le tekrardan bakıyoruz. Çok iyi bir start aldık. İnanılmaz bir startte gerçekten. Leclerc'in de ortamla kalkmasından dolayı bayağı bir geride kaldı. Çok ağır kaldı zaten. Bottas çok rahat geçti Leclerc'i. Görüyorsunuz çok rahat bir şekilde kalkış yaptık startta. Birazdan göreceğiz bakalım arka tarafta ne olmuş startta. Ve bir Haas pilotu bayağı bir biçmiş birinin orada. Hangi Haas pilotu acaba? Latifi'ymiş. Nicholas Latifi kendi takım arkadaşını biçmiş acaba bakıyoruz ve evet. Bayağı bir acemici bir hata yapmış o Latifi. Nick de Vries'e karşı. Bir de Mühşimay'ın kamerasına bakıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir kaza. Görüyorsunuz yani yavaşlama çalışırken fren noktasında tekerine çarpmış orada Latifi devirici ve kaza yapmış. Aslında kimse de yarış dışı kalmadı. Güvenlik aracı girmesi olurmuş ama. Sıkıntı yok. 3. turun sonunda artık güvenlik aracı pistten çıkıyor.
Kontrolü bize verdi yavaş yavaş. Bu da oyunu bir durdurdu kısa bir süreliğine. Işıklar söndü güvenlik aracıya. Start vermek üzereyiz. Tüm kontrolü bizim altımızda artık. Tekrardan bu arada arkadaşlar, bu video bayram ilk gün atacağım için hepinizin bayramı mübarek olsun. Yorumlarda da bayramlaşabiliriz. Herkes yazabilir. Arkamızda Valtteri Bottas var. Bakalım nasıl bir start vereceğiz. Ve gaza bastık. Startı verdik şu an. Bottas'a karşı hemen dış tarafa doğru kaçtık. Bottas'ın hava kolyesine kaçmak için çok güzel bir start verdik gibi gözüküyor. Leclerc bu arada Hamilton'ın kamerasındayız. Leclerc hava kolyesine girmiyor ilginç bir şekilde. Bottas'ın girse bir şans olabilirdi. Çok rahat bir şeydi. Düzlüğü lider tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok iyi start verdik. Hiç beklemiyorlardı büyük ihtimalle düzlükte bir anda gazlayacağımızı. Normalde biliyorsunuz FP pilotları böyle de düzlüklerde düzlüğü biraz daha kısaltmaya çalışıyordu ama ben direkt gaza bastım. Şaşırtma amacı için o da işe yaramış gibi gözüküyor. Biliyorsunuz hatta Imola demişsin. Mugello'da İtalya'da tam ismini diyemedim kusura bakmayın. Bottas böyle bir şey yapmak istemişti ve sonra bayağı bir kaza olmuştu. 3 pilot birden gitmişti. Sainz, Grosjean, Magnussen, Latifi 4 pilot hatta Latifi de gitmişti. Bayağı olaylı bir kaza olmuştu o da. Şimdi kendi yarışımızdayız. 4. turdayız. Bottas bayağı bir yakın bize. Bu da biraz dışarı taştık. Yaptığım setupladan dolayı arabanın arkası biraz zor. Kontrol ediyor viraj çıkışlarında özellikle. Ama düzlükte falan bayağı hızlı olduğumuz için çok geçilmiyoruz. Çok rahatız şu an. Ama bir hatamıza Bottas bizi geçebilir. Hamilton da şu an 4. sırada. Bayağı geride kalmış o da. Bottas çok yakın bu düzlükte. 0.3 saniye fark var. Kaçmaya çalışıyoruz. O da en hızlı tur aldı bizden daha yeni. Görüyorsun düzlükte o kadar hızlıyız ki Bottas yetişemiyor hava kolyesine gitmesine rağmen çok rahat bir şekilde düzlükte yerimizi koruyoruz. Film pilota karşı şu an yarış kontrolümüz altında. Çok rahat bir şekilde tempoyu belirleyerek gidiyoruz. Yavaş yavaş artık şampiyonluğa doğru gidiyoruz. 13 tur kaldı hala ama erken konuşmak için erken hala ama bir hata yapmazsak, karşımıza bir olay gelmese bu yarışı kazanacağımı düşünüyorum. Leclerc de Lewis Hamilton'la mücadele ediyor ortamından dolayı. Bayağı bir geride kalmış gibi gözüküyor Leclerc. Zaten biliyorsunuz ben de genellikle ortamda daha hızlı pilotum. Yumuşak hamura pek iyi hızla atamıyorum ama ortamlara geçince yani daha sert hamurlara geçince ortam hard lastik falan olunca daha iyi sağlam tur atabiliyoruz. İki sektörü mor derece elde ettik. Eğer son sektörde hata yapmazsak en üst tur alacağız Valtteri Bottas'tan. Burada Kuka'yı yıktık. Arkadan kaydık. Bayağı bir arkadan kaymaya çalıştık burada. Bottas yaşadığımız hatadan dolayı biraz yaklaştı. En üst tur 1.17.079. Valtteri Bottas DRS'e de açıldı şu an. Büyük ihtimalle kullanıyor Valtteri Bottas DRS'i ama yine de yaklaşamıyor görüyorsunuz. 340'ı bulduk düzlükte. Ama buradan frenlememiz çok zor arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı bir erken frenliyoruz. 8. turun sona doğru geliyoruz. 8. turdayız yani sona doğru değil arkadaşlar. 2. sektördeyiz şu an. İlk sektördeyiz hatta. Valtteri Bottas çok yakın. Bu turda pit'e girmeyi düşünüyorum. Lastiklerimiz ömür kalmadı artık. Leclerc Hamilton'a geçilmiş durumda. Takımlar şampiyonası için Leclerc'in ikinci olması çok kritik. Çünkü hala takımlar şampiyonasında çok önündeyiz. 5 puan, 8 puan falan önündeyiz. 100 puan farktan geldik yani o kadar. Düşünün yani. Kaç defa 1-2 yaptık, kazandık. Leclerc geldi sonra takımı resim uçuşa geçti diyebiliriz. Tek biz taşıyorduk 2,5 sezon boyunca ama Leclerc geldikten sonra artık rahat bir şekilde Mercedes'e daha iyi mücadele edebiliyoruz. Bu arada Valtteri Bottas çok yakın görüyorsunuz. Bu tur bir de gireceğiz artık. Bir de doğru yöneldik. Bottas dışarıda kaldı film pilot. Bakalım mekanikler nasıl bir ses alacağız. Lewis Hamilton da pit'e girmiş durumda şu an. Biliyorsunuz arkadaşlar son haberler olarak Türkiye Grand Prix'sinin takipten çıkarılması söz konusu. İngiltere Türkiye'yi kırmızı liste aldığı için. Bu arada çok güzel bir servis aldı 2 saniye. Yani çok üzücü bir haber oldu gerçekten. Arka sarı bayrakla sallanıyor bu arada arka tarafta. Gerçekten çok ümitlenmiştik, çok heveslenmiştik. Arabaların hızını bu sefer yağmur olması daha iyi görecektik ama yani sırf futbol için futbol maçını kendi evine taşımak için Türkiye kırmızı
isyanlılar. O yüzden de Formula 1 gitti. Yani bu saatten sonra durması zor gibi gözüküyor. Çünkü seyahat anlamı, kısıtlamalar falan bayağı sıkıntı olacak. 9'un sonuna doğru geliyoruz. Bottas pitten çıkmak üzere. Leclerc de pite girmişti galiba. Yok. Leclerc hala girmemiş bu arada. Ve Bottas'ın çok rahat önündeyiz. Film pilotun. 2 saniyede fark açmış gözüküyoruz. 0.6 saniye vardı girmeden önce pitlere. Şimdi artık ortamla hızlı turlarla beraber Bottas'a fark açacağız. Yarışı böyle götüreceğiz inşallah. Dediğim gibi çok üzücü bir haber oldu. Azerbaycan'a değişeceği düşündüm ama Azerbaycan'da reddetti diyorlar. Adamlar haklı çünkü 12 Haziran'da yani Euro 2020'de var. Yine bir futbol maçından dolayı olmayacak bu sene Grand Prix gibi. Belki sezon sonuna doğru yani Singapur, Meksika, Amerika gibi yarışın iptal olmasa söz konusu. Çünkü yine orada riskli durumda pandemiden dolayı. Özellikle Singapur, Brezilya pistler sıkıntılı gibi gözüküyor şu anlık. Yine bir şansımız olabilir ama Haziran'da olması bizim için çok iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar artık. Futbol için Formula 1 gitmiş gibi gözüküyor artık. Cuma günü bir karar verecek ama çok olumlu bir karar olduğunu düşünmüyorum ben. Takım arkadaşımız da bu arada pite girdi. Biz de iki sektörde birden derecemizi geliştirdik. Yeni tura doğru gidiyoruz tekrardan. Bottas'la 3.7 saniye fark oldu. Hamilton'la 10 saniye fark açmış durumda şu an. Ve en üst tur 1.15.980. Çok iyi bir tur attık. Leclerc pite girdi ve liderliği geri alıyoruz artık. Şampiyonluğa doğru adım adım gidiyoruz. Artık son 7 turdayız. 13. turun sonuna doğru geliyoruz. Bottas 6.4 saniye fark aldı. Leclerc de bu arada Bottas yaklaşmış durumda. Geçmesi bizim için çok iyi olur. Pitten sonra zaten Hamilton önüne dönmüştü. Charles Leclerc. Son 4 tura doğru giriyoruz Meksika'da. Artık şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz 2018'de ve 2017'de Hamilton da burada ilan etmişti şampiyonluğunu. Meksika'da ilan etmişti Vettel'e karşı. Biz de bu sene Hamilton'a karşı şampiyonluğumuzu burada ilan edeceğiz gibi gözüküyor. Eğer başımıza bir olay gelmezse artık son 4 tura doğru giriyoruz. Sezonun ilk yarısı bizim için bayağı bir zor olmuştu biliyorsunuz. Bayağı başa baş mücadele gitmişti ama sezonun ikinci yarısından sonra artık ipleri elimize aldık. Leclerc'in gelmesiyle beraber sürekli Hamilton'a karşı fark açtık. Mercedes de geride kaldı zaten araç geliştirme konusunda bize karşı. Biz çok büyük farklı öndeyiz araç konusunda. Ondan sonra zaten sezon artık kopmaya başladı yavaş yavaş. Mercedes Hamilton sürekli 4 oldu 3 oldu ama biz de sürekli ilk 2 olduğumuz için fark her yarış açıldı diyebiliriz. Böyle Meksika'ya kadar farkı çok büyük şekilde açarak rahat bir şekilde geldik. Bu arada Bottas hala Leclerc hala Bottas'ı geçememiş gibi gözüküyor. Umarım geçebilir. Bizim için çok iyi olur. Lastiğin ömrü bitmek üzere artık. 2 saniye yavaş turlatıyoruz. F1 2020 gelince arkadaşlar sürücü kariyeri yapacağım. Aston Martin kariyeri yapmayı düşünüyorum. İlk olarak My Team mi yapsam, sürücü mü yapsam kararsızım. Ama büyük ihtimalle ilk başta sürücü kariyerine başlayabilirim. Aston Martin kariyeriyle. İki sürücü kariyeri, bir My Team kariyeri yapa öyle götürebiliriz arkadaşlar. Çünkü ilk başta sürücü kariyerini biraz önce bitirmek isterim. Güzel olur çünkü Aston Martin kariyeri. O yüzden öyle düşünüyorum. Aston Martin kariyeri başlatacağım. İlk çıktığında. Zaten ilk çıktığında ben büyük ihtimalle Deluxe Edition alacağım. 3 gün erken Edition olmayı düşünüyorum. İlk çıktığında bir inceleme videosu çekeceğiz. Uzun bir video. Pistlere falan, yeni pistlere falan bakarız. Araçların hızlarına falan bakarız. Ondan sonra o günün akşamına da sürücü kariyerini atarım. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl istediğinizi yani ilk My Team mi sürücü mü olsun. İlk kaybolduğumu çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü İngilizce olacak. İngilizce olacak. Benim de İngilizcem çok iyi değil. Size çok iyi aktaramam yani. O yüzden ilk kaybolduğumu çekmeyi pek düşünmüyorum. Artık son tura doğru giriyoruz. Leclerc de artık. Bottas'ı geçmiş durumda. 7 saniye fark var Charles Leclerc'e karşı. Hamilton 25 saniye gerimizde. Bayağı bir geri düşmüş Lewis Hamilton. Önümüzde Roman Grosjean var. Tur bindirmek üzere olduğumuz Alfa Romeo pilotu. Son turdan al artık. Tur bindireceğiz. Düşünün yani o kadar hızlıyız artık. Normalde %25 yarışta da tur bindirmek zor oluyor biliyorsunuz. Roman Grosjean hala yol vermedi ilginç bir şekilde.
Daha da vermeyecek galiba. Grosjean ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Çok şükür yol verdi Grosjean. Bu arada sol tarafta bir araç yarış dışı kalmış. Yanılmıyorsam bir Williams pilot olması gerekiyor ya da Haas olabilir. Artık son sektörde şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Geçen sezondan sonra bu sezonda şampiyon olmak üzereyiz. 2 sene üst üste şampiyonluk gelmek üzere. Stadyum bölümüne geldik. Artık konfetiler de patlatmış durumda görüyorsunuz. Stadyum bölümüne dönüyoruz artık. Son virajı dönüyoruz. Geçen sezondan sonra bu sezonda şampiyonluğu Lewis Hamilton önünde kazanmayı başarıyoruz. Şampiyon oluyoruz. Ve çok rahat bir şekilde yarışı kazanarak şampiyon oluyoruz. Geçen sezon son yarışa kalmıştı biliyorsunuz. Ama bu sezon son yarışa bırakmadan şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Meksika'da şampiyonluk bizim. Stadyum bölgesinde şovumuzu da yapıyoruz. Çok güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir sezon oldu. Özellikle sezonun ilk yarısı çok güzel yarışlara sahne oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Artık son iki yarış kaldı. Brezilya ve Abu Dhabi. Onları da hızlı bir şekilde atarım belki. Ondan sonra artık sezonu, kariyerimizi bitiririm. So Anthony, what made the difference out there today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Genel klasmana bakıyoruz. 4 Lewis Hamilton, 5 Ricardo, 6 Perez. Kendi evinde yükselmiş Perez. 7 Stroll, 8 Kevin Magnussen olmuş. Puan sıralamasında 74 puanla lideriz. Şampiyonluğumuz ilan ettik. Artık son 2 yarış kala. Leclerc de bayağı yükselmiş. 211 puan. Son 2 yarış büyük ihtimalle Verstappen ve Bottas'ı geçebilir. Takımlar klasmanları 22 puan fark açmış durumdayız. Burada da bayağı bir avantaj yakaladık artık. Kendi departmanımıza dönüyoruz. Sponsor görüşmeleri var. Onları ben halledeceğim şimdi arkadaşlar hep birlikte. Çok sıkmam sizi büyük ihtimalle. Ben yaparım arkadaşlar sponsor anlaşmayı, size gösteririm. Yaptım arkadaşlar. Çok kısa sürdü. Gördüğünüz gibi ben kestim oraları. Çok sıkılmayın diye. Şimdi takımımıza sponsorlarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Orada da beni hemen yaparım, gösteririm size. Ayarladım arkadaşlar onu da, görüyorsunuz. Böyle oldu, güzel oldu bence. Oluşturdu arabamız biraz daha olsa. Şimdi aktivelerimizi ayarlayacağız burada. Takım eventi yaptık. Ondan sonra ya... Ne yapacağımı karar veremedim şu an. Travasyon, sürücü promosyonu yaptım ve sponsor eventi yaptım. Abim bayağı bug oldu görüyorsunuz. Şimdi günü ileri doğru sarıyoruz. Güncellememiz de gelecek. Download tarafında bir tane. Ve başarılı bir şekilde gelmiş download tarafında güncellememiz. Artık yavaş yavaş bölüm sonuna doğru geliyoruz. Bundan sonraki yarışımız Brezilya'da, en sevdiğim pistlerden birisi. Orada da galibiyet alma şansımız yüksek. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Pek güncelleme yapmayacağım. Ya da bu güncelleme yapabiliriz belki. Artık bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.